Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün Atatürk dönemi Türk dış politikasından genel tekrar videolarına devam ediyoruz. Tabii ki Mustafa Kemal zamanında 1923-32, 32-38 olarak ikiye ayıracağız dış politikayı. Sebebi şu, 23'te tabii ki yeni bir Türk devleti kurulduğundan dolayı ekonomik şartların zorluğu, tabii yeni kurulan devletlerin sanayi hamlesinin ister istemez para yokluğundan dolayı gecikmesi, halkın yıllardan beri savaşlardan bitkin ve yorgun düşmesi gibi sebeplerden Lozan Anlaşması'ndan hemen sonra artık bizler ne yapmaya karar vereceğiz? Tabii ki amacımız yurtta sulh, cihanda sulh artı topraklarımıza yönelecek herhangi bir tehlikeyi de bertaraf etmek. Yani biz herhalde yurtta sulh, cihanda sulh bazen çok yanlış anlıyoruz. Bu tam bu anlamda kullanılan bir kelime değil Mustafa Kemal'in. Ama Mustafa Kemal'in kastettiği şu, dünyada barış olsun. Hani zaten Mustafa Kemal'in en önemli lafı eğer karşı taraftan herhangi bir şekilde bir karşı taraf sizlere saldırdığı zaman hani savaşı cinayet olarak nitelendiriliyor. Yani hiçbir şey ortada yokken saldırılar. Hani işte Türkiye günümüzde de görüyoruz işte İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulmü. Mesela bu bir cinayet. Tabii Mustafa Kemal zamanında Lozan'dan kalan sorunların çözümü de 23-32 arasındaki dış politikayı oluşturur. Örnek, ilk meselemiz Lozan'da görüşülmesine rağmen karara varılamayan ve çözümü sonraya bırakılan Musul meselesidir. Kıymetli dostlar, Musul meselesinin çözülmesi amacıyla İstanbul'da Haliç Konferansı düzenlendi 1924 tarihinde. Haliç Konferansı'nda Ali Fethi Okyar bizi temsil ediyor. Musul meselesi burada da çözülemeyince ne yapılacaktır değerli arkadaşlarım? Süreçte gerginlikler başlıyor. İngiltere ile Türkiye arasında gerginlikler başlıyor. Hatta İngiltere bazı isyanlara, ülkemizde çıkan isyanlara destek vermekle suçlanıyor. İşte özellikle Şeyh Said gibi. Yine Suriyelileri doğuda, Suriyelileri güneyimize silahlandırıyor. Süleymaniye kentini vuruyor. Buna benzer şeylerle bizleri değerli arkadaşlarım Musul meselesinde biraz daha elimizin güçsüzleşmesini istiyor. Bizler de baktık ki bu sorun tutup da İngiltere'ye karşı savaş açacak bir gücümüz o zamanlar yok arkadaşlar. Bizler de tekrardan oturuyoruz mesele için. 1926 tarihinde Ankara Anlaşması imzalıyoruz ve bu anlaşmayla Musul İngiliz yönetimindeki Irak'a bırakılmıştır. Artı Musul petrolünün %10'luk gelirdi 25 sene süreyle Türkiye'ye bırakıldı. Ama biz bunu ne yaptık arkadaşlar? İşte sterline çevirdik. Yani pound'a 500 bin sterlik olarak geri aldık. Çünkü o zamanlar petrolü almamızın sanayileşme açısından belki o zaman bize faydası yok. Şu an öyle bir anlaşma olsa tabii ki para yerine petrolü tercih ederdik diye düşünüyorum. Ama dönemin şartlarında da değerlendirmek lazım tarih. Musul meselesi aslına uygun veya misakimliğe uygun çözülmemiştir. Özellikle gelen son zamanlardaki en önemli soru, Musul meselesinin Lozan'dan sonra çözülmesi için toplanan konferansın adı nedir? Cevap Haliç veya Haliç Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı kimdir? Cevap Ali Fethi Okyar. Bunları bir bilelim. Gelelim yabancı okullara. Hocam biz yabancı okulları çözmedik mi? Çözdük. Önce Lozan'a gidelim. Lozan'da nasıl çözülmüştü? Türkiye'nin çıkaracağı kanunlara uyulması şartı. Peki 1924 tane tevhid tesisat kanunu çıkardık. Bu kanunla yabancı okullardaki ayin salonlarını kapatıp paç işaretlerini söktük. Heykelleri kaldırdık. Türkçe tarih dersleri ve coğrafya dersi koyup Türk öğretmenin girmesini kararlaştırdık. Adam bunu bir yabancı okul olarak kabul eder mi? Peki bu yabancı okullardan özellikle Fransa bunlara yani diğer devletlere nazaran daha fazla tepki göstermiştir. Arkadaşlar sınava girdiniz. Lozan'da çözülmesine rağmen tevhid tesisattan sonra hangi sorunun tekrar gündeme gelmiştir? Cevap yabancı okullar. Bir başka soru. Yabancı okullar sonra Türkiye en çok hangi devlette sorun olarak yaşamıştır? Cevap Fransa. Bak en çok demek ne demektir? Demek ki başka devletlerle de sorun yaşıyoruz ama bunun en çoğunu biz Fransa'yla yaşıyoruz. Size şöyle bir soru gelse üçlü. 1 İngiltere, 2 ABD, 3 Fransa. Yukarıda verilenlerden hangileri tevhid tesisata tepki göstermiştir? Cevap üçü de. Ama en çok bir tanesidir yani sonuçta. O yüzden Fransa'yı alırsınız ama bu şekilde öncülü sorulup hangileri diye sorarsa tabii ki mantıken Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yabancı okulu olan devletler bu duruma tepki göstermiştir. Peki Türkiye'nin özellikle kararlı tutum ve tevhid tesisatı uygulama kararını sonuna kadar takip edeceğini söylemesi üzerine ne olacaktır değerli arkadaşlarım? Yabancı okullar sorunu lehimize çözülecektir. Gelelim Patrikhane. Değerli arkadaşlarım Patrikhane biliyorsunuz Lozan'da biz sınırlarımızın dışına çıkartmak istesek de Avrupa devletlerin ve dünya devletlerin baskısı neticesinde sınırlarımızın dışına çıkaramadık. Ancak sınırlarımızın dışına çıkmamak demek şu demek değildir. Bunlar eskisi gibi kendi patriğini kendi seçmesi, yok bilmem ne yapması Mustafa Kemal böyle istemedi. Hatta bir patriği bu söylemlerinden dolayı sınır dışı ettik ve Patrikhane sorununu da şöyle çözdük değerli arkadaşlar.
sizin hiçbir siyasi yetkiniz yok. Siz patrikhane olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlısınız dedik. Gelelim nüfus mübadelesine. E hocam bu da Lozan'da çözüldü. Ha, demek ki 1923-32 arasındaki meselelere bakıldığı zaman bunların çoğu Lozan'da çözülmüş. Ama tekrardan niye gündeme gelmiş? Uygulamalardaki sıkıntılar. Bak uygulamalarda. Örnek yabancı okullara ne demiş Lozan'da? Türkiye çıkaracak kanunlara uyacak. E biz kanunu çıkardık. E bir sonra uygulamadan dolayı sıkıntı yaşadık. Gene nüfus mübadelesi de böyle. Lozan'da alınan karar şu. Batı Trakya'da oturan Türkler ile İstanbul'da oturan Rumlar etabli yani yerleşik sayılacak. Diğer bölgelerdeki Türkler ve Rumlar yer değiştirecek. Çok güzel. Şimdi dikkatli dinleyelim. Batı Trakya'daki Türkler ile kimler yer değiştirmeyecek? İstanbul'daki Rumlar. Şöyle mantık düşünelim. Yüzyıllarca Bizans Devleti'nin imparatorluğunu yapmış olan İstanbul, yani eski adıyla Konstantinopolis. Burada daha fazla Yunan, yani Rum kalmak isteyecektir. Yunan hükümeti bunun üzerine ne yapacak? Özellikle Anadolu coğrafyasının içinde yaşayan bütün Yunanlara diyecek ki derhal nereye göç et? İstanbul'a. Niye? E çünkü İstanbul'dan sen dışarı çıkartılmıyorsun ki. Mübadele İstanbul ve Batı Trakya'nın dışındaki yerler için geçerli. İstanbul ve Batı Trakya'dakiler yer değiştirmiyor. Bunun üzerine Karaman'daki, Mersin'deki, Kars'taki bir Rum nereye doğru göç ediyor hemen? İstanbul'a. Böylelikle İstanbul'da 100 bin tane daha Rum İstanbul'a 23 ila 30 arasında geldi. Mustafa Kemal dedi ki hepinizi dışarı çıkarın. Yani İstanbul dışına çıkarma kararı normalde aldık. Arkadaşlar ancak Yunanistan'ın İstanbul'da daha fazla Rum bırakma isteği yüzünden çıkan bu sorun özellikle o zamanlarda dünya devletlerinde özellikle Almanya'da Adolf Hitler'in başa geçip Yunanistan'ı tehdit etmesiyle farklı bir boyut kazandı. Yunanistan komşuları arasında sıfır problem. Yani artık problem olmasın diyerek en çok problemi yaşadığı ve nüfus mübadelesinden dolayı yaşadığı Türkiye'ye Eleftheros Venizelos geldi. Yunanistan Devlet Başkanı ve yapılan görüşmeler sonucu etabli yani ahali anlaşması imzalandı. Yine aynı şartlar kabul edildi. Batı Trakya'da oturan Türklerle İstanbul'da oturan Rumlar yer değiştirmeyecek. Parantez açıyorum. İstanbul'a sonradan yerleşmiş olanlar da dahil. Mustafa Kemal sizce bu sorun niye bunlar sorun oldu? Çünkü Lozan'dan sonra yüzlerce, binlerce Rum İstanbul'a göç etti. İşte Mustafa Kemal ne diyordu? Eskilerdeki adı yıllardan beri İstanbul'da oturuyor da yeniler niye İstanbul'da oturmuyor? O yüzden yenileri dışarı çıkaralım demesine rağmen gene de dünyanın konjonktürü dikkate alınarak bu sorun barışçıl yönden çözülmüştür. Hatta Eleftheros Venizelos, Mustafa Kemal özellikle nüfus mübadelesini çözmesi, ardından Balkan Antantı'na birlikte hareket etmesi gibi sebeplerden dolayı Mustafa Kemal'i 1934 senesinde Yunan Devlet Başkanı ve Yunanistan Devleti Nobel Barış Ödülü'ne Mustafa Kemal'i aday gösterecektir arkadaşlar. Tamam mı? Bak bunu iyi bil. Aday. Nobel Barış Ödülü'ne biz aday göstermiyoruz Mustafa Kemal'i. Kim gösteriyor? Yunanistan. Niye? Aslında bu savaş sebebi. Ama savaş sebebi olmasına rağmen Mustafa Kemal ve o zamanlar Türk hükümetlerinin burada bir aklı selim duruşunun olduğunu da söyleyebiliriz. Bir başka olay da şöyle söyleyeyim. Nüfus mübadelesi sorunu çözüldükten sonra Yunanistan'la büyük bir yakınlaşma başlıyor. 1930'da nüfus mübadelesinin sorunu çözülmesinden 1954 Kıbrıs sorununa kadar Yunanistan'la dostane ilişkiler yaşanmıştır. Bir kere daha söyleyelim. Sınavda sana soru geldi. Türkiye ile Yunanistan arasında aşağıda verilen hangi sorunun çözümüyle 1954 Kıbrıs sorununa kadar dostane ya da dostluk ilişkileri gelişmiştir? Cevap nüfus mübadelesi. Soruyu değiştirdim. 1930 yılında nüfus mübadelesi sorunun çözülmesiyle başlayan Türk-Yunan ilişkileri aşağıda verilen hangi sorun ortaya çıkmasıyla yerine tekrar gerginliğe bırakmıştır? Cevap Kıbrıs sorunu. Bu soru iki türlü gelebilir. Lütfen dikkat edelim. Tamam. Evet nüfus mübadelesi sorunu da çözdük. Şimdi gelelim 32-39'a. 1930'lu yıllarda başlarında özellikle Adolf Hitler Almanya'da, Benito Mussolini değerli arkadaşlarım İtalya'da, yine Japonya'da, yine bakıldığı zaman İspanya'da General Franco dönemlerinin yavaş yavaş altyapılarının oluştuğunu görüyoruz. Dünya tekrardan bir Birinci Dünya Savaşı gibi genel bir savaşa doğru gittiği gözlemleniyor. Bunun üzerine tabii ki bizim buradaki en önemli amacımız kendi sınır topraklarımızı korumak, özellikle komşularla işbirliği ve dostluk anlaşmasını geliştirebilmek ve tabii ki bunlardan da dünya barışına katkıda bulunmak. Biliyorsunuz Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı'yla kurulmuştu ve Osmanlı Devleti o zamanlar yeni çıktığı için zaten böyle bir şeye girmemiştim. Zaten Milletler Cemiyeti sizler de biliyorsunuz ki nedir? İngiltere'nin himayesinde olan bir kuruluş. Hocam nerede anlıyoruz İngiltere'nin himayesinde olduğunu? 1919'da Paris Barış Konferansı'yla beraber kurulan Milletler Cemiyeti, diğer adıyla Cemiyeti Akvam, özellikle örnek vereyim. Musul meselesinde
Arkadaşlar biz Musul meselesini biz nereye götürdük? Milletler Cemiyeti'ne götürdük. Peki Milletler Cemiyeti ne dedi? Özellikle Musul ve Kerkük'teki Türk ve Kürt varlığını hiçe sayarak, bakın bir kere daha söyleyelim, buraların Irak statüsü içinde kalmasını, yani plebiste oylama yapılmasını istemedi. Bu karar nereden çıktı bize? Milletler Cemiyeti. O zaman biz Milletler Cemiyeti'ne niye güvenelim? Bir kere daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'nin 1932 tarihinde İspanya'nın daveti Yunanistan'ın desteğiyle katılmıştır. Biz yine de Milletler Cemiyeti'ne gidip başvuru yapmadık. Nedenini sorarlarsa, çünkü bu cemiyet İngilizlerin himayesinde kurulmuştur Milletler Cemiyeti. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Günümüzde 1919'da kurulan Milletler Cemiyeti 1945'te sona erdi. 1945'ten sonra da günümüzdeki Birleşmiş Milletler kuruldu. Şimdi herkes elini vicdanına koysun bakalım. Bu Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararlarını kim uyguluyor? Bugün sadece İsrail Devleti'ne 189 tane yaptırım kararı var ya Birleşmiş Milletler'in. Kim uyguluyor kardeşim? O zaman demek ki Birleşmiş Milletler günümüzde niye barışa hizmet etmiyor? İşte aynısını düşün. 1919'dan 1945'e kadar faaliyet gösteren Milletler Cemiyeti de barışa yönelik bir faaliyet gösterememiştir. Göstermemiştir. Zaten gösterse İkinci Dünya Savaşı çıkmaz. Olay bu. Demek ki bu yıllardan beri niye girmedik sorusu. Bir Musul meselesinde özellikle Milletler Cemiyeti'nin İngilizlerin yönünde karar vermesi artı İngilizlerin isteklerini yerine getiren bir kuruluş olarak görülmesi. Ha biz barışçı mıyız? Evet. Bizim yıllardan beri barış çabamızı gören en sonda özellikle İspanya ve o zamanlar ilişkilerimizin yoğun şekilde yaşandığı Yunanistan Devleti davetiyle, İspanya'nın daveti Yunanistan desteğiyle biz Milletler Cemiyeti'ne girdik değerli arkadaşlar. Giriş tarihini bilmeniz lazım. 1932. Bakın değerli arkadaşlar, bazı tarihler bilinmek zorunda. Hatırlayın. Özellikle 90'lı yıllarda liseyle okuyan arkadaşlar. Tarihte yazılı olurduk. Etrafı Azerbaycan'da nasıl bilmiyorum ama. Tarihte yazılı olurduk. Bize 5 tane tarih verirlerdi. 1402, işte 1517, işte 1639. Yanlarına karşılıklarını yazardık biz. O yüzden bu memleketteki herkes işin tarih kısmını biliyor. Rakamsal kısmını biliyor da içeriğini bilmiyor. Sebebi yanlış öğretim sistemi yüzünden. Ankara Savaşı'nın sonucunu sorulacağına, Ankara Savaşı'nın tarihi sorulduğu için bugün memlekette herkes Vidaniye Savaşı'nı bilir, içeriğini bilmez. Mercidabı'yı bilir, içeriğini bilmez. Kastı Şirin'i bilir, içeriğini bilmez. Çünkü böyle yetiştirildik. Biz istiyoruz ki bundan sonraki nesil böyle yetişmesin. O yüzden fark ettiyseniz ben yanlarına tarih yazmıyorum. Kronoloji tarih ezberlenerek değil, olayın sıralaması önemli. Örnek, işte Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Samsun raporu, Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Amasya görüşmeleri Misak-ı Milli ilanı. Sen şimdi bunu tarihsel olarak ezberlemenin sana faydası yok. Ama olayın sıralamasal olarak ezberlemenin, yani sıralamasal öğrenmenin birçok faydası var. Ezber yok, öğrenme. Bak öğrenmek farklı bir şey. Ezber kısa süreli belleğe geçici bilgiler atmak ve bunu sadece ihtiyacım olan zamanda kullanabilmektir. Kalıcı belleğe girişte ise bu bilgiler kalacak. Evet, zamanla tabii ki unutmalar olacak ama en sonunda bu bilgiler çok rahat bir şekilde yıllar sonra bile olsa bir yarışma programında çoluğunuzun çocuğunuzun 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabında, liseye giden oğlunuzun, kuzeninizin, yeğeninizin ders kitabında gördüğünüzü hatırlamanız lazım. Bizim derdimiz geçici bellek değildir kardeşim, kalıcı belleğe aktarmaktır. Onun için öğreneceğiz. Dikkat dinliyorlar, benim YouTube'daki öğrencilerim çok dikkat dinlerler. Ben tahmin ediyorum nasıl dinlediklerini. Sağ olsunlar, atıyorlar resimler arası be. Hocam şöyle dinliyor. Şöyle dinliyoruz sizi. Efendim? Evet, satı kadın, satı çırpan. Şimdi hikayesel tarih tam bizim tarih öğretimimize uygun. Yani onu size söyleyeyim. Güney Kore'de, Japonya'da bilgisayar tarih. Neden sonuçsal tarih? Bizim ülkemizde hikaye kısmı daha çok seviliyor. Yani hocam ya savaş, barış anlaşması, savaş çocuk haklı. Arada hikaye ve bağlantıyı kuramadığımız zaman özellikle sayısal öğrenciler yapamıyor tarih. Bizim amacımız ise bu bağlantıları kurarak size ders anlatabilmek. Emin olun sınavda yapacaksınız ama benim derdim sınav değil. Siz sınavın ötesinde bir tarih dersi görüyorsunuz şu an, merak etmeyin. İleride, çok ileride, yıllar sonra çoluğunuz çocuğunuz olduktan sonra tarih ders kitaplarını açtığınız zaman siz artık onların da kendiniz tarih öğretmeni olacaksınız. Çocuğunuzun, yeğeninizin, kuzeninizin fark etmez. Siz artık öğretmensiniz. Hocam benim bu branşım fizik öğretmeni, fark etmez. Artık sen onun yine tarih öğretmeni olacaksın çocuğum. Siz ne kadar bilgili olursanız çocuğunuz size o kadar saygılı olur. Bak siz ne kadar bilgili olursanız
Çocuğunuz size o kadar saygılı olur. Çünkü o çocuğu siz yetiştiriyorsunuz. Ama bilgisiz olursak arkadaşlarım, çocuğu da saygı eğiliminin bizim millette özellikle azaldığını görüyoruz. İnşallah sizler bilgili, iyi ve iyi yetişmiş bireyler olarak hem öğretmen olabilirsin, memur, mühendis olabilirsin, fark etmez. Ama tarih dersi herkesin öğrenmesi gereken milli bir bilinçtir. Bu bilinci de doğru kişilerden, doğru kaynaklardan öğrenmek lazım. Evet, Milletler Cemiyeti'ne girdik mi? Girdik. Şimdi barışsal çabalarımız devam ediyor tabii bu arada. Ancak çok dünyada önemli bir hadise meydana geldi. Adolf Hitler başa geçti. Başa geçtikten sonra Yunanistan'ı tehdit etti. Şimdi arkadaşlar bakın. Yunanistan sizin dibinizde değil mi Türkiye Cumhuriyeti olarak? Peki adam Yunanistan'ı tehdit ediyorsa mantıken dikkatli düşünün bakayım. Almanya'dan Yunanistan'a arasında kaç tane devlet var? Bir adam Yunanistan'a gelebilmek için karayoluyla o devletleri de işgal ederek gelmesi lazım. O zaman ne olacak? Mantıken oradaki devletler de aynı Yunanistan gibi korkuya kapıldı. Bunun üzerine Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya devletleri bir araya geldi ve Balkan Antantı'nı kurdular. Tabii biz bazı kaynaklarda illa Balkan Antantı diye yazmak zorunda değil arkadaşlar. Balkan Paktı da yazabilir. Bir kere daha söyleyeyim. Sınavda illa Balkan Antantı demek zorunda değil. 1934 senesinde kurulan Balkan Paktı iki devlet katılmamıştır. Bunlardan bir tanesi Arnavutluk. İtalya'nın tehdidi üzerine katılmamıştır. Bulgaristan zaten Almanya, İtalya ve Bulgaristan'ın tehditleri yüzünden bu şey oluşuyor. Bu pakt oluşuyor. Bir kere daha söyleyeyim. 3 devlet. Arkadaşlar bazı kitaplarda 2 devlet yazıyor. Almanya ve İtalya. Hayır, 3 devlet. Bak bak bunun sorusu geldi. Ben videolarıma bas bas bağırdım. Çoğu şey Allah nasip etmişse soruldu. Çünkü ince nüanslar var. Kitaplarda eskiden Almanya ve İtalya'nın baskıları sonucunda Balkan Paktı veya Antantı kuruldu yazardı. Hayır, onu lütfen ne de ekliyorsunuz? Ege Denizi'ne inmek isteyen Bulgaristan'da ekliyorsunuz. Balkan Antantı başarılı oldu mu? Hayır. Ama Türkiye en azından bu pakta girerek kendine göre batı sınırlarını güvence altına almış oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla beraber de Balkan Antantı veya Balkan Paktı önemini yitirdi. Doğru mu? Peki. Gelelim tekrardan Lozan'a. Lozan'da şöyle bir karar alınmıştı Boğazlar'la ilgili. Boğazlar bir komisyon tarafından yönetilmeye devam edecek. Komisyonun başkanı Türk olacak. Ve Boğaz'ın her iki yakasında komisyona üye olan devletlerin askerleri bulunacak. Hatta bunlar da Türk askerleri çok azınlıkta. Tamam. Boğazlarımızı düşünün, İstanbul'u, Çanakkale Boğazlarımızı. Arkadaşlarım buraların artık gene komisyon var, sadece komisyonun başkanı Türk. Peki bu mantıken misak-ı milliye uygun bir gelişme midir Lozan'da? Hayır. Demek ki Lozan'da aleyhimize çözülen konulardan bir tanesi Boğazlar'dır bu yönüyle. Şimdi biz anlaşma imzaladık diye bu anlaşma 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl sürecek değil. Şartlar değiştiği zaman ne olur dünyada? Her şey değişir. Örnek, 1930'larda Almanya'nın başına Adolf Hitler'in geçip baskıcı ve totaliter bir rejim kurması. Yine aynı şekilde Adolf Hitler'den hariç Benito Mussolini, onun kankası. Onun da İtalya'nın başına geçip diktatör veya işte faşist veya baskıcı veya totaliter bir rejim kurması. Ve dünyayı tehdit etmesi. Japonya'nın Mançurya'ya saldırması. Ardından 1936 senesinde İtalya'nın Habeşistan'a, Almanya'nın da Fransa'ya bölgesine saldırmasıyla artık Dünya Savaşı'nın resmen geliyorum dedi. Peki hepinize soralım. Almanya Fransa'ya bölgesine saldırırsa, Fransa'nın da Boğazlar'da yaklaşık diyelim ki 2000 tane askeri varsa, adam senin boğazını vurur mu? 2000 askeri tak geri çekti. Bunun üzerine İngilizler geri çekti. Onlar çekti, bunlar çekti derken Boğaz savunmasız kaldı. Ve biz bunun olabileceğini ta 1933 Londra Silahsızlanma Konferansı'nda Boğazların bize verilmesini ilk defa orada dile getirdik. Ancak silahsızlanma konferansı olduğu için dünya olsa, bize dediler ki bu konu bu silahsızlanma konferansının içinde görüşülebilecek bir konu değildir. Bunu dedi ileride bir yerde çözün. Bunun üzerine biz 1936'da şartlar değiştiğini öne sürerek ilgili komisyon devletlere bir nota verdik ve toplanılması kararı aldık. İsviçre'nin Montreux kentinde yapılan konferans sonucunda Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni 20 yıllığına imzaladık. Bu antlaşmayı en geç imzalayan devlet İtalya'dır. Bu anlaşmaya en çok tepki gösteren ise Boğazlar'da askeri giden veya Boğazlar'ın bu durumundan memnun olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, yani SSCB, yani Rusya, Montreux Boğazlar Anlaşması'na en çok tepki gösteren devletlerden biri olacaktır. Artı, Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan'da gündeme getirilen komisyon kaldırıldı. Artı, komisyonun kaldırılmasıyla beraber oraya sadece Türk askerinin girebileceği iki yakadan, iki yaka yani Boğaz'ın her iki yakasına da Türk askerin
girmesi kararlaştırdı. Demek ki bu sorun 1936 senesinde lehimize çözüldü. Şimdi hepinize bir soru sorayım. YouTube'dakiler dinleyin. YouTube'dakiler diyorum. Sanki başka millet bir yerden dinliyormuş gibi. Evet. Arkadaşlar hepinize soru. Eğer İkinci Dünya Savaşı tehlikesi belirmeseydi. Bak belirmeseydi. Buraya dikkat. Sizce boğazlar sorunu bizim lehimize çözülebilir miydi? Evet, duyamıyorum. Ne diyor YouTube'daki arkadaşlar? Çözülemezdi hocam diyor. Niye? Çünkü biz bu anlaşmayı Lozan'ı imzaladık. Lozan'daki bu maddeler normalde biliyorsunuz 100 hala devam ediyor Lozan. Ama bazı maddelerini bak fark ettiysek değişti. Niye değişti? Şartlar değişti. Şart ne? Dünya tekrardan savaş ortamını aldı. O yüzden boğazlarımız kardeşim dedi. Biz korumak istiyoruz. Adolf Hitler Yunanistan'ı tehdit ediyor. Yunanistan'a gelen adam Edirne Trakya'ya gelir. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı'nı ele geçirebilir. Kimsenin garantisi yok ki Adolf Hitler. Adolf Hitler'den bahsediyoruz ya. Ve bu adam gerçekten de 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı aldı. Edirne'ye kadar geldi. Allah muhafaza az daha belki de bizim sınırlarımızı işgal etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldık 2. Dünya Savaşı'nda. Hazır buraya kadar geldim şu boğazları da alayım diyemez miydi Adolf Hitler? Diyebilirdi. İşte biz bunları daha evvelden öngördük. Öngördüğümüz işte boğazlar meselesini kendi lehimize çözdürdük. En geç imzalayan kimmiş? İtalya. Kaç sene? 20 senelik bir sözleşmeden bahsediyor. Hocam 1936 Montreux Sözleşmesi 1936'sı 20 senelikse 1956'da bitmiyor mu? İşte bizim en büyük Türk milletinin yanlışını söyleyeceğim. Herkes burayı dikkat dinlesin. Arkadaşlar bir antlaşmada sınır konuluyorsa yani 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık gibi. Bu ne demek? O sınır yani o süre içinde anlaşmada hiçbir maddeye itiraz edemezsiniz demek. Bak budur. Hocam 20 sene bitti. 20 sene sonra bittikten sonra herhangi bir devlet artık Montreux'u ne yapabilir şu an? İtiraz edebilir ama anlaşma devam eder. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz Montreux'de işine gelmeyen bir maddeye ne yapabilir? İtiraz edebilir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Hocam bitti diyor. Anlaşmanın süresi bitmez. Ona süre konulmuşsa sadece anlaşmayı imzalayan devletler o süre zarfında ne yapamazlar? O süre zarfında itiraz edemezler. Şimdi gelelim. Mantıklıca benim şu dediğimi düşündüğünüz takdirde. İyi dinleyin. O zaman Lozan. Ben Lozan'daki bir maddeye itiraz ettiğime göre Lozan'da süre var mıdır? Var mıdır hocam mantıken düşündüğümüzde? Yani o zaman Lozan 100 yıllık mıdır? Hani öyle diyoruz ya 1923 2023 diye. O zaman Lozan'la ilgili bir herhangi bir sınırsal madde yok arkadaşlar. Eğer olsaydı biz orada neye itiraz edemezdik? Boğazlarla ilgili olan bir maddeye itiraz edemezdik. Benim mantığım böyle söylüyor. Anlaşmalar genel hukuki anlamda böyle yapılır. Anlaşmanın mantığını anlattım. Sizin de aklınıza yatıyorsa aklı yolu birdir diyorum. Tamam. Biz Montreux'u da bu şekilde çözdük hocam. Gelelim Akdeniz Paktı'na. 1936 yılında özellikle İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı politikasına karşı Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı devletler tarafından Akdeniz Paktı kurulmuştur. Değerli arkadaşlar İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı. Yine İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan devletleri değerli arkadaşlarım ne yapacaktır? Sadabat Paktı'nı İran'da imzalayacaktır. Sadabat İran'da Şah'ın yazlık sarayının adıdır. İran'da imzalanan Sadabat Paktı ile Türkiye Cumhuriyeti nasıl Balkan Antantı ile batı sınırlarını güvence altına aldıysa bununla da doğu sınırlarını güvence altına almayı amaçlamıştır. Tabii ki Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında yapılan bu Sadabat Paktı İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının önemini yitirmiştir. Daha sonra ismi Bağdat Paktı, daha sonra ismi CENTO, Merkez Uluslararası Anlaşma Teşkilatı. Ardından da 1980 tarihinde İran ile Irak arasında yapılan 80-88 arası savaşın sonucunda tamamen dağılmıştır. Bir kere daha söylüyorum. Sadabat Paktı'nın tamamen yok olması ne zamandır? Cevap 1980-88 İran-Irak Savaşı'nın bitmesiyle bu pakt tamamen önemini yitirmiştir. Olay bu. Bu arada Sadabat Paktı ile gelen sınav sorularına bakıldığı zaman aşağıdakilerden hangi Sadabat Paktı'na üye olan devletlerden biri değildir? Genellikle cevap ya Suriye'dir
ya da Pakistan'dır. Bakın bir kere daha söyleyeyim. Genellikle cevap ya Suriye'dir ya da Pakistan'dır. E hocam Suriye bizim doğumuzda, biraz daha güneydoğumuzda kalıyor. Niye biz Suriye ile bir anlaşma yapmadık? Çünkü Suriye ile o zamanlarda Suriye'nin hem Irak'la sınır problemleri var hem de bizimle Hatay sorunu var. O yüzden Suriye Sadabat Paktı'na girmemiştir. Tamam. İki, neden şıklara Pakistan konuluyor? Arkadaşlar Pakistan niye konulur? Afganistan'la karıştır diye. Şimdi Sadabat Paktı üyelerini bir daha sayalım. Türkiye, İran, Irak ve ne? Afganistan. Pakistan yok. Niye yok? E hocam daha Pakistan diye devlet yok ki. 1937 senesinde kurulan Sadabat Paktı 1937 senesinde kuruldu ya. O zamanlar Pakistan diye devlet yok. Pakistan devletinin kuruluş tarihi 1948'dir. Böyle bir devlet zaten yoktur. Tamam? O zaman sınavda neye dikkat edeceğiz? Aşağıdakilerden hangi Sadabat Paktı'nın üyelerinden biri değildir? Genellikle cevabı ya Suriye verirler ya da Pakistan verirler. Bu soruya dikkat edin. Tamam? Şimdi gelelim bir başka olaya. Hatay meselesi. Şimdi biz Boğazlar meselesini kendi lehimize niye çözdük? 1936 tarihinde Adolf Hitler gitti Fransa'ya ait Ren bölgesini işgal etti. İtalya da Habeşistan'ı işgal etti. Dünya tekrar savaş durumuna geldi. İtalya işte atıyorum Almanya işte sallıyorum işte Fransa, İngiltere herkes artık kendini savunmak için dünyadaki bütün askerlerini geri çekti. Arkadaşlar hepinize soru sorayım. Türkiye'nin sadece şu an Türkiye sınırları içinde mi askeri var? Irak'ta yok mu? Suriye'de yok mu? Arnavutluk'ta yok mu? Kosova'da yok mu? Bosna'da yok mu? Barış gücü ardında Afganistan'da yok mu? Romanya'da yok mu zannediyorsunuz? Var. Arkadaşlar bizim askerimiz sadece Türkiye'de. Peki hepinize sorun. Allah muhafaza buyursun. Bir gün Türkiye'ye karşı bir savaş tehdidi olursa doğrudan veya dolaylı hepinize soru soralım. Türkiye sınırlarının dışında biraz önce saydığım ülkelerde görev yapan askerlerini çağırır mı çağırmaz mı? Petr abi? Çağırır değil mi? Niye çağırır? Çünkü o asker şu an bana lazım. Doğru mu? İşte Fransa'yı düşün. Fransa, Ren diye bir bölgesi Almanlar tarafından, en büyük azılı düşman tarafından işgal edilmiş. Fransa bunun üzerine Boğazlar'daki askeri çeker de yıllardan beri Manda yönettiği Suriye'deki askerini çekmez mi? Çeker. Peki Suriye'deki askerini çekerken de Hatay bölgesini gidip kime bıraktı? İskenderun ve Hatay'ı. Suriye'ye bıraktı. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Hayır. Bunun üzerine biz Fransa'ya dedi ki kardeşim sen yanlış yapıyorsun. Gel masaya oturalım. Arkadaşlar masaya oturduk. Baktık ki bu iş böyle olmuyor. Milletler Cemiyeti'ne gönderdik. Milletler Cemiyeti'nde İsveçli Sandler diye bir adam. Raportör. Yani inceleme yaptı. Bilir kişi yani. Hatay'a geldi. Hatay'da bir demografik nüfus yapısını inceledi. Bunlardan %60-65'e yakın Türk, %20-22 civarı Arap ve Kürtlerden oluşuyor. Yani çoğunluk Türkiye Cumhuriyeti'nde istiyor ayrıca. Sandler yayınladığı raporu Milletler Cemiyeti'ne sundu. Milletler Cemiyeti şu an bize ne yapması lazım? Mantıken oradaki demografik yapıyı esas alındığı zaman burayı Türkiye'ye bırakması lazım. Milletler Cemiyeti'ne sunulan bu raporu Fransa kabul etmedi mi? Biz dedik ki kardeşim burada Türk nüfusu daha fazla. O zaman ne yapalım? Fransa dedi ki o zaman Türk vali atayalım. Türk vali atandı. Ondan sonra Fransa, sene oldu 1937'ler, 38'ler. Artık ne oluyor? Savaşa doğru dünya gidiyor. Bunun üzerine baktı ki Fransa, la dedi ben sizle uğraşamayacağım. Ne yaparsanız yapın dedi. Ve telefon çaldı, annem arıyor. Annem arıyor, kesin iftara. Ramazan diyor, ekmek al. Ne diyeceğim? İki ekmek bir süt Ramazan diye annem. Evet. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Vali atandı ama daha vali göreve bile başlayamadan biz o kadar ısrar ediyoruz ki buranın bize verilmesini. En sonunda Fransa ile yapılan anlaşma gereğinde bizler bağımsız bir devlet kurulsun dedik. Ne demek bu? Ne Suriye'nin olsun ne Türkiye Cumhuriyeti'nin olsun. Bunun üzerine Hatay bağımsız cumhuriyeti kuruldu. Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Apayrı bir devlet. Devlet kuruldu. Peki devlette ne olur? Devlette meclis olur. Devlette eğer cumhuriyetse cumhurbaşkanı olur, başbakan olur, meclis olur, kurumları olur değil mi? Ordusu olur. Değerli arkadaşlarım Hatay bağımsız cumhuriyetini Mustafa Kemal gördü. Yani Hatay'ın bağımsızlığını gördü ama
Hatay'ın ana vatana katılmasını Mustafa Kemal ömrü yetmediği için göremedi. Doğru mu? Hatay kimin zamanında katılmıştır? İsmet İnönü zamanında nereye katıldı? Ana vatana katıldı. O zaman sınava girdiğinizde aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanı gelişmelerden biri değildir? Mesela atıyorum B şıkkı. Hatay'ın ana vatana katılması olabilir mi? Hayır. Hatay'ın ana vatana katılması 1939. Mustafa Kemal'in vefatı 1938. O yüzden Mustafa Kemal Hatay'ın ana vatana katıldığını görememiştir. Ama Hatay bağımsız cumhuriyetini görmüştür. Peki cumhuriyet dediğime göre cumhurbaşkanı yok mu ya? Var. Hatay Cumhuriyeti'nin tek cumhurbaşkanı. Yani ilk ve son cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. Başbakan ise Abdurrahman Melek'tir değerli arkadaşlar. Tamam. Bizler Hatay'ı kendi lehimize çözdük. Peki bu çözülmesi özellikle kimin çabasıyladır? Net Mustafa Kemal'in çabasıdır derse. Mustafa Kemal özellikle hastalığının ilerlediği yıllarda bile Adana'ya çok gidip gelerek, hani devamlı sınıra doğru niye geliyor Mustafa Kemal? Gözdağı veriyoruz yani. Yani biz bu meseleyle ilgileniyoruz kardeşim. Adana'da bir pamuk tarlasına girmişti Mustafa Kemal. Hatay'dan gelen, Adana'ya yerleşen bir tane kadın. Oğlum dedi, her yeri aldın da dedi, eliyle gösteriyor Hatay'ı. Bir burayı mı bıraktın dedi. Şöyle. Mustafa Kemal de ne dedi? Merak etme ana dedi. 40 yıllık Türk yurdu ecnebi eline bırakılamaz. Tamam mı? 40 yıllık dediği 40 yıllık değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hala bunu yanlış anlayıp bana Instagram'dan mesaj atıyor. Mantıken bir kahvenin de 40 yıl hatırı var diyorsun. Kasetle 40 yıl mı orada? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nelerle uğraşıyoruz ya. Hocam niye 40 yıllık daha evvelden bizim değil miydi diyor. Ya siz orada mecazı niye anlamıyorsunuz ya? 40 yıllık derken kasetle 40 yıl mı? Vay anam vay, üniversite okuyoruz biz de. 40 yıllık Türk yurdu ecnebi eline, yani yabancı eline bırakılamaz. Kastetti yani buralar zaten bizim kardeşim, biz kime bırakacağız burayı diyor, teyzeye. Anladın? Mustafa Kemal özellikle 1936'dan rahatsızlanıyor. 37 biliyorsunuz Yalova'da ilk kez rahatsızlandı. Rahatsızlığına rağmen Hatay meselesinin üzerine gerçekten çok büyük bir özveriyle yüklendiğini görüyoruz. Devamlı Adana'ya git gel, o zamanlardaki ulaşım şartlarını da düşünelim. Mustafa Kemal'in hastalığını da düşünelim. Sıcağı düşünelim. Ona rağmen bizler ne yaptık değerli arkadaşlarım? Hatay'ı ana vatana katılın. Hatay'ın ana vatana katılması misak-ı milliye uygun bir sorun da bizler adına çözümlenmiş oldu diyelim. Evet, bu anlattıklarım nedir? Atatürk dönemi Türk dış politikasıdır kıymetli dostlar. Umarım burada tekrardan gelen tekrar videoları size de çok faydalı olacak. Bundan eminim. Burada şunu da bilmeniz lazım. Milletler Cemiyeti'ne götürülenler var. Örnek nüfus musul meselesi Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür. Nüfus mübadelesi Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür. Bunlar bizim Milletler Cemiyeti'ne girmeden önce götürdüklerimiz. Tamam mı? Daha biz Milletler Cemiyeti'ne girdik mi? Hayır. Bak biz Milletler Cemiyeti'ne daha yeni giriyoruz. Sonra Milletler Cemiyeti'ne götürdüklerimizden bir tanesi nedir? Şudur. Yani Hatay meselesi. Evet. Cumhuriyet dönemi kültür medeniyet dersiyle tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Dediklerimi unutmayın değerli arkadaşlarım. Birbirinize muhakkak ki soru cevap yaparak çalışın ki genel tekrarları küme halinde çalışalım. KPSS bireysel çalışılabilecek bir sınav değildir. Bunu bir kere daha söylüyorum. Bireysel çalışamazsınız bu sınava. Bak. Sıkılırsınız, bunalırsınız. Saatlerce kendinizi kütüphaneye kapatmanın anlamı yok. Dikkatli. 5 saat yerine 1 saat çalış. O 1 saatteki verim 5 saate bedel olur. Bazı kişiler hocam ben günde 10 saat çalışıyorum. Bazıları diyor ki hocam ben günde 2 saat çalışıyorum. Sonra sınava giriyorlar. 2 saat çalışan 10 saat çalışanı geçmiş. Niye geçmiş? Verim. Verim. Türkiye'de de inek var. Hollanda'da da inek var. Hocam bu işler böyle. Türkiye'deki inekten aldığımız süt verimi farklı, Hollanda'daki inekten alınan süt verimi farklı. Ayav aynı inek. Ecik cinsi farklı diye birbirinden kovalarca litre fazla süt nasıl verir ya? Verim demek ki neyle ilgili? Heh. İyi çalışmalıyım. Hadi kendinize iyi bakın. Etrafı yıkılıyor şu an. Hadi görüşürüz arkadaşlar.